Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz en ile Borsa Yunumu adlı kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Hidropar Anonim Şirketi'nin onaylı izahname bilgisayarını sunacağım. E, paylaşımlarından dolayı halka az analize, teşekkür ederiz kanalımıza abone olursanız arkadaşlar ekstra olarak bizleri mutlu edersiniz e, Artık bunu belirtmemdeki amaç şu e, son 2-3 gündür belirtiyorum arkadaşlar kanalımıza 500'e yakın abone gelmiş Yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum Normalde önceden pek söylemiyordum ama daha çok Faydalanmanız için bildirimleri de açabilirsiniz e, bu sayede Bu videolar öncelikli olarak sizin ekranınızda da Düşecektir e, Açıklama kısmına tekrar edelim Eee Telegram grup linkleri konulacak. İsteyenler oradan da katılıp öncelikli bildirimlere de sahip olabilirler değerli dostlar. Bu onaylı izaname daha önce paylaştığımız taslak izanameydi. Ve ekstra olarak arkadaşlar bir iki bilgilendirme yapayım. Bazı arkadaşlar lot sayılarının neden bir anda silinebildiğini söylüyor. Arkadaşlar burada kurumsal firmalarda, balinalarda veya büyük yatırımcılar ve veyahut da halka arıza katılan kurumlar tarafından oraya tavana alım emri girilebiliyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Oradan yüklü silindiğinde de bu balina veya artık kim verdiyse bu emri bunların silinme gibi bir durumu olabiliyor. Bunu ilk olarak belirtelim. Ekstra olarak ilk alım yapıldığı zamanlardaki kişiler arkadaşlar genelde balinalar olduğunu belirtmek isterim. Çünkü yüklü miktarda rakamlara sahip olan kişilerde öncelikle emir tarzında bir özellik açılabilme ihtimali var arkadaşlar kurum tarafından. Yani bu da e bir öncelik e, tanım, tanınma, tanınmasına neden oluyor. Burada da ilk alanların genelde küçük yatırımcılar olmadığında eksi olarak belirtmek isterim. Tabii burada istisnalarda elbette ki oluyor arada birkaç tane. Bunları söylemek istedim. Bir de bu fiyatlamalarla alakalı arkadaşlar. Burada halk arzlarda bazı arkadaşlarımız işte niye iş yaptığı iş dalını vesaire söylemiyorsunuz tarzında söylemlerde bulunuyor. Evet iş dalı başarılı projeler yapması kapatması bilançolar bunlar talebi tetikleyici unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak halk arzların mantığı arkadaşlar arz ve talep kanunları. Ne kadar talep fazla gelirse burada yukarı yönlü fiyatlamalar bu şekilde neden oluyor. Yoksa bakın iskonto %20 uygulanmış diyor. Zaten bunun fiyatı aslında olması gereken fiyat belirli. Biz %50 marş koyalım örnek veriyorum olması gereken fiyata. E, hisseler bazen 3 kat 4 kat halka arzlarda veya 2 kat. 2.5 buçuk kat yapabilme imkanına sahip oluyor. Bunu tetikleyici unsur dediğim gibi bilançonun gelmesi veyahut da farklı farklı unsurlar değil talebin olması. Talebi oluş, oluşturan unsurların da karşımıza çıkması arkadaşlar. bunları da bu şekilde eklemek istedim sizlere. İşlem kodu HKTM arkadaşlar. Talep toplama tarihi 10, 11 12 Ağustos çarşamba perşembe ve cuma günleri olacak. Fiyatı 11 lira. İskonto oranı %20 iskonto olacak. Dağıtım şekli bireysel eşit T1 ve T2 bakiye kullanılmayacağı yazıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu ne demek oluyor? Siz nakit bakiyelerinizi ayırmanız gerekiyor. Bireysel yatırımcılara %47'si 5 milyon 640 bin lot ayrılacakmış. Şirket çalışanlarına %3 360 bin lot. Yurt içi kurumsal ise 6 milyon lot ayrılacak. Ağırlıklı arkadaşlar kurumsal yatırımcılara genelde verileceği yazıyor. Bireysel yatırımcının da lotu az olacağı için arkadaşlar çok ciddi boyutta yüklü miktarda bir lot dağıtımı olmayacaktır elbette ki. burada da talep ciddi boyutta gelirse bu dağıtım şeklinden dolayı hissenin pozitif etkilenebileceğini sizlere belirtmek isterim. Onun dışında dağıtılacak lot sayısı 12 milyon. 10 milyonu sermaye artırımı yani kasaya girecek rakam. 2 milyon ortaklara gidecek para. 2 milyon lot arkadaşlar. Halk arz büyüklük oranı da pozitif bir durumda. 132 milyon TL büyüklüğünde bir halk arz büyüklüğü var. %34.29 halka açıklığı bulunuyor. Halk arz gelirleriyle %20'siyle finansal borç ödenecek. %25 yeni şirket satın aşamasında 25 yeni üretim tesisinde yüzde 30 da işletme sermayesinin finansmanında kullanılacakmış. Toplam varlıkları arkadaşlar 279 milyon bir varlığı var. Bunun 101 milyonun yani yüzde 35 civarında öz kaynakla çalıştığını geriye kalanında borçla çalıştığını bizlere gösteriyor. Ve ekstra olarak arkadaşlar karlılık yapısına baktığımızda son Dönem bürüt karı 9 milyon, son dönem faaliyet karı 5 milyon, dönem net karı ise 1.7 milyon kar olarak karşımıza çıkıyor. Karlılık rakamlarında ise arkadaşlar nötr ve e, yani finansal tablolarında nötr bir görüş belirtebiliriz. Çünkü çok ciddi boyutta bir karlılık yok. Yani 1.7 milyon son dönemde kar olmuş. Fiyat istikrarı planlanmadığı belirtiliyor. Bir yıl boyunca bedelli sermaye artırım yapılmayacağı, pay satılmayacağı arkadaşlar. E, ortaklar tarafından bir yıl boyunca pay satılmayacağı, halkars fiyatının altında satış yapılmayacağı da taahhüt edilmiş arkadaşlar arkadaşlar. A1 Kapital yatırımda konsorsiyum lideri olarak karşımıza çıkmakta. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani lot sayısının az olması ciddi boyutta talebi de oluşturursa şirket için fiyatlamalarda pozitif bir etkilenme elbette ki olacaktır diye ekleyelim. Şöyle Hidropar'ın katılım yapabileceğimiz kurumları da belirtelim. Ee, A1 Kapital Lider arkadaşlar. Işık Yatırım, Marbaş Yatırım, Meksa, Osmanlı, Oyak, Pilip, Piramit, QNB, Strateji, Şeker, Tacirler, Tera, Türk İş, Ünlü, Vakıf, yatır, e, vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat, Investas, İntegral, İNEG, Info, e, ICBC, Türkiye, Halk, Global, Gedik, Garanti, Dinamik, Deniz, Burgan, Bizim, Alnus, Alan, Ağlaç, Acar ve a Kapital'den de katılabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Şöyle biraz bir sektörüne de yine biz bakalım arkadaşlar buradan. Açıyorum. Genelde bu e, otomasyon sektöründe olan bir mühendislik şirketi arkadaşlar. burada birçok konu var, linki bırakırım isteyenler açar bakar, bakar arkadaşlar. E, Yeşil fabrika Arkem, arge merkezi, e, bilinçli çalışan diye paylaşımlarda bulunmuşlar. E, Tasarım ofisiyle alakalı bir paylaşım var. Burada arkadaşlar robotik sistemler, otomasyon sistemleri, mekanik ürünler, otomasyon ürünleri. Genelde bunlar şu oluyor arkadaşlar. Ben daha önceden bu sektörde de biraz çalışmıştım. Yani fabrika makinalarını hareket ettirici sistemler vesaire bunlarla alakalı. Ee, bir yapı ile alakalı ee, bilgi veriyor. Hidrolik otomasyon, otomasyon panoları, bu güç panoları var arkadaşlar. Belki bilirsiniz onları. SVP uygulama, hidrolik silindir, valve kontrol blokları, hidrolik güç üniteleri, valf standları, standları Akü azot standları yük platformu özel hidrolik presler üzerine bir çalışma yapılıyor. Yani makine aslında arkadaşlar makine sektörü gibi de düşünebilirsiniz. Yani o makinaları, e, makinaların hidrolik sistemleri, o hareket ettirici sistemler, o beyin yapısı gibi düşünebilirsiniz. Bunlar üzerine çalışan bir şirket. Detayları aşağıya ben bırakacağım. İstediğiniz şekilde buraya bakabilirsiniz. Ürün gruplarına, işte projelerine. Bölümlerine falan hepsini buradan inceleyebilirsiniz. Buna göre dediğim gibi yatırım kararlarınızı da alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Karton kutu sayma sistemleri mesela. E, ardından burada yazıyor. Osilasyon hidrolik e, sistem ve sinir. Görüldüğü gibi az önce de söylediğim gibi makine sistemleri arkadaşlar. Üzerine çalışmalar yapan e, bir firma. E, yani güzel bir sektör aslında bu sektör. E, ama e, dediğim gibi bilanço daha da detaylı bir şekilde incelemek lazım. E, bu tarafa da bakabilirsiniz. Ama genel olarak... E, Pozitif bir e, yapıda bir görüş belirtebilirim ben. E, ve altına şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar işte e, pozitif diyoruz. E Gitmedi mi? Arkadaşlar bu tamamen sizin yatırım kararınız. Yani siz alacaksınız, siz satıp siz para kazanacaksınız. Biz burada herhangi bir şekilde e, kendimizi pozitif anlamda bir... E, bir gelirimiz vesaire olmuyor yani o yüzden bu sizin kararınız kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz yatırım kararlarınızda veya yatırım danışmanlarınıza da danışabilirsiniz ama bizim gördüğümüz kadarıyla finansal yapısı ve ekstra olarak işte lot sayısı vesaire vesaire bunların durumuna baktığımızda burada dediğim gibi pozitif etkileyebilecek unsurların daha da ağır bastığını görebiliyoruz e, tabi altını tekrar çiziyorum kendi kararınızı kendiniz veriniz hepinize şimdiden bol bol kazançlar hayırlı günler diliyorum